Efendim hattımızda da şu an çok değerli bir sanatçımız var. Ferhat Sağlam. Soy ismi gibi. Ferhat abi hoş geldin. Buraya ses alabilir miyim arkadaşlar? Sesim gelmiyor mu Arslan'cığım? Ferhat abi radyonun ses, televizyonun sesini kısmanı rica edeceğim. Şu anda televizyonun sesi sıfırda Arslan'ım. Sıfırda mı? Tamam. Arkadaşlardan da Ömer abi, Ferhat abinin sesini biraz daha içeri vermesinizi rica edeceğim. Bu arada seste bir problem mi var arkadaşlar? Bazen dalgalanma oluyor galiba Adnan'cığım. Evet evet. Abi sen gelince heyecanlandı telefon. Biraz şanslılık diyelim Adnan'cığım, ne diyelim ya. Ferhat abi nasılsın, iyi misin? İyiyim Adnan'ım. Seni sormalı, sen çok nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Bayağı oldu görüşmeyeli değil mi? Çok oldu Adnan'cığım ya, ama biz seni gördük tabii bu pandemi döneminde, güneş gibi evlerimize doğdun yani. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Ferhat abi çok değerli bir sanatçı. Karadeniz'i gerçekten çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Biz de yıllardır işte bir dostluğumuz var. Abi kardeşliğimiz var. Yani sanatçılığının dışında, televizyonculuğunun dışında bir de dostluk yönümüz var. Bu yönden bizimle şu an birlikte olması beni çok sevindirdi doğrusunu söylemek gerekirse. Pandemide neler yaptın abi? Sen bu dönemde neler yaptın? Vallahi Adnan'cığım hiçbir şey yapamadık. Yani malum bütün bu şeylerden ilk darbe yiyen sanat camiası oluyor. Çok da üzgünüm yani, gerçekten üzgünüm. Üzgünlüğüm şu anlamda bu süreçte işsiz olmamız falan değil. Yani insanların bir anda ilk önce sanat camiasının dışlaması gibi bir şeyler oldu. Bu beni üzdü gerçekten yani. Evet. Sanat çok camiası bu noktada zor günler geçiriyor ama birlikler var. Bu meslek birlikleri, bunlarla ilgili neler düşünüyorsun abi? Ya da bunlar hiç size ulaşmadı mı? Ulaşmıyor mu ya? Şimdi şöyle, Recep Ergül'ü siz konuk etmiştiniz, MESAM başkan adayımız. Ben de onun grubundayım zaten, onu destekliyoruz. MESAM'dan sadece Recep Ergül grubundan bir katkı geldi. Diğer türlü de bize yatırılan paralardan 50 lira çektim yani, Allah razı olsun. Çokmuş yani, ya, vallahi. Ya, bayramda, kurban bayramında kurban alalım abi o parayla. Adnan'cığım yani sanat camiası gerçekten en ufak bir şeyde en çok zarar gelen bir kesimdir. İnsanlar düşünüyor yani, çok sosyal medyada da bazı şeyler duyuyoruz, üzücü şeyler duyuyoruz. Düşünsenize bir insan müziksiz ne kadar yaşayabilir? Yani bir hafta şöyle müzik dinlemeden, etmeden, kabaca böyle söyleyeyim yani. Yani. Camiası bir anda dışlanmış oluyor yani, enteresan bir şekilde, ne hikmetse yani. Seçimler ne zaman? Mesela seçimleri ne zaman abi? Şimdi şöyle, bu sürecin bitmesine bağlı. Yani toplu yerlerde genel kurullar olmuyor. Onun için de bekliyoruz. Ya tarihi kesin ama geçti artık yani. Bekliyoruz. Ya Recep Bey inşallah başkan seçersek güzel şeyler olacak diye tahmin ediyorum. Adnan'cığım senin sorularını alacağım ama ben tatsız olmasın diye kelimelerimi seçerek söylemeye çalışıyorum. Az önceki sevgili dostumuz Ömer Bey'di, İl Genel Meclis üyesi. Şimdi şunu anlamıyorum ben de, özür dileyerek söylüyorum. Bir insan bir ilim veyahut da bir yörenin sorunlarını anlatırken neden diğer vilayetlere sataşma ihtiyacı duyar? Bunu anlamıyorum. Ben Giresun'da 3 sene yaşadım. Hayatımın en güzel 3 senesiydi orada. Çoğu insan da beni Giresunlu bilir. Bundan da ihtiyar ederim. Trabzon vakti gibi değil. Şimdi çayın coğrafi işareti almak kolay değil. Vakti gebreklerinin de coğrafi işareti alınmışsa da bunun lütfen Ömer Bey'e bunun tarihçesini araştırmasını sağlık veriyorum ve sorularını bekliyorum sevgili kardeşim. Abi onu ben de söyledim Ömer Bey'e. Yani gerçekten hani belki orada ifade biraz eksik bir ifade oldu. Ömer Bey'in ben öyle ifade etmek istediğine gerçekten inanmıyorum. Ki öyle ifade etmemiştir. Nihayetinde Trabzon'da bizim, Rize'de bizim, Ordu'da bizim. Elbette ki hepsinin gelişmesi bize onur verir, gurur verir. Yani Giresun'da elbette ki ama dediğiniz noktada evet yani ben de söyleyeyim. Ömer Bey de bu noktada... Abi duyamıyorum seni. Rica edeyim, bir şey mi söyledin? Adnan'cığım Giresun çok önemli benim için. Gerçekten hayatımın üniversite yıllarında 3 senesini, en önemli 3 senesini orada geçirdim. Yani çok güzel günlerim geçti. Oranın sorunlarını da biliyorum. O zamanki durumunu da biliyorum. Şimdiki durumunu da Ömer Bey anlattı ama
Bunu çözümler üretmek için oradalar. Yani bunun Rize'ye veyahut da Trabzon'a vakti gibi şuraya buraya sataşmakla değil. Sorunlar bellidir. Çözümlerini de hep beraber şey yapmamız lazım. Yani kritik bir noktada duruyor. Evet, biraz daha bu noktada herhalde ifadeleri düzeltmek gerekiyor. Ama biz tabii konuştuk. Ömer Bey'e de söyledik. O da kabul etti. Evet, yani bütün iller bizim. Giresun'da gelişecek. Gelişiyor da yani. Giresun zaten güzel değil. Giresun'un güzellikleri yeter. Yani öyle söyleyeyim. Giresun hiç hak etmedi bir yerden. Çünkü ben 80'li yıllarda oranın ekonomik durumunu biliyorum. Sosyal durumunu biliyorum. Çok çok önde bir yerdi yani. Gerçekten. Evet. Çok daha iyi yerlere gidiyor. Bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Yani bize de ne düşüyorsa onu yapmamız gerekiyor bence yani. Kesinlikle. Peki abi şey söyleyeceğim. Bu noktada biz gene konumuza dönelim bu arada. Hemen onu söyleyeyim. Beni duyabiliyor musun? Sağlıklı duyabiliyor musun Ferhat abi? Sesim gelmiyor galiba. Ha, senin sesinde bir cızırtı var ama onu çözemedi arkadaşlar herhalde. Burada ne, internet çekmiyor herhalde. Adnan'ın başka bunun açıklaması olmaz yani. Evet evet, akşam da insanlar çok fazla internete giriyorlar. Devamlı böyle problemleri maalesef yaşıyoruz. Abi şöyle yapalım. Sen şöyle hayranlarına, bütün Karadenizlilere, Artvin'den tut Sakarya'ya kadar güzel bir eser oku. Biz de o güzel sesinden bu eseri dinleyelim Ferhat abi. O zaman bizim meşhur Ben Deniz'de Bir Gemi Okuyayım, İbnur Yakupoğlu'nun çok değerli bir eseri, çok da güzel yerlere geldi. Ondan bir kubbe okuyayım size. Bütün sevenlerime armağan olsun. Senin... Rica edeyim, rica edeyim. Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acaba? Bizi perişan etti kaybana kala sıcak. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Armağan olsun bütün izleyicilerimize. Ferhat abi şunu fark ettim, telefon bizi kıskanmış. Adnancığım, her şerde bir hayır vardır. Şu kavuşturana diyelim, ne kadar olursa yeterlidir benim için. Daha güzel imkanlarda gene de buluşuruz inşallah diyorum. Şöyle bir söz alayım abi, şu an ses gerçekten inanılmaz. Ben susunca iyi geliyor, sen şarkı söyleyince çok iyi geldi. Yani ben susunca iyi geldi, konuşunca da maalesef seste problem oluyor. Şöyle yapalım abi, senden bir söz almış olalım. İlerleyen günlerde senin kadar değerli bir dostu, değerli bir ağabeyimi burada konuk etmek benim için gerçekten büyük bir onur. Senin ne kadar çok sevdiğini biliyorsun ama sesle ilgili bir problem yaşıyoruz. İlerleyen günlerde tekrar bağlanalım inşallah. Söz Adnan'cığım, herkese selamlar olsun. Seni çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum abi. Görüşmek üzere. Evet. Ferhat abi böyle nevi şahsına münhasır diye bir laf var, biliyor musun Emine? Nevi şahsına münhasır insanlar vardır sevgili izleyiciler. Böyle kendi bir dünyası vardır ve güzel bir dünya kurmuştur o insanlar. Siz o dünyayı tanıdıkça, her insanın bir dünyası var nihayetinde. Siz o dünyayı tanıdıkça, içine girdikçe o dünyanın, o dünyayı inşa eden adamın da ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. İşte Ferhat Sağlam da o değerli insanlardan bir tanesi. Gerçekten çok sesi harika zaten. Çok beğeniyorum. Ama işte çok mülayim. Böyle çok hani insanları kırmak istemeyen bir de yapısı var. Çok da değerli bir insan. Bu arada onu da söyleyeyim. Onu burada konuk etmek bizim için bir onurdu ama sesle ilgili bir problem yaşıyoruz. İlerleyen günlerde Ferhat Sağlam'ı tekrar alacağız sevgili izleyiciler.